Sonuçta aktif siyaset yaptınız. Evet. Siz Avrupa Birliği'ne gireceğimize inandınız mı? Veya Avrupa Birliği'ne... Hayır, iki şey. Biz Avrupa Birliği'ne girmek için yapılması gereken her şeyi yapmalıydık. Bulgaristan örneği mesela bizden daha çok şey mi yaptı? Çok farklı. Bizden tabii küçük ülkeler onlar. Yalnız Türkiye 84 milyon diyor. İstanbul'un yarısı ya Bulgaristan. İstanbul nüfusunun yarısını konuşuyoruz. Yani siz inanıyor muydunuz? İki şey ayrı söyleyeceğim. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girecek kadar hazır olmasına inanıyordum. Alacaklarına inanmıyordum. Bunlar iki ayrı şey. Yani şimdi Fehmi Bey harika bir şey söyledi. Kopenhag kriterleri bizleri almazlarsa Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapar yürürüz derlerken ben sanki Kopenhag kriterlerini alıp adını Ankara kriterleri koyacağız zannediyordum. Meğer yanılmışız. Hep öyle zannettim. Öyle zannetmişiz. Halbuki işte 2016'dan sonra çıkan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Ankara kriterleri oldu. Ben Avrupa Birliği konusundaki kanaatimi söyleyeyim. Ben Avrupa Birliği'nin 4 tane şeyi var. Bir işte Kopenhag kriterleri denilen insan hakları ve demokrasiye dayanan sistemi var. Sonra da serbest dolaşımlar. Yani sermayenin serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı ve insanın serbest dolaşımı. Bizi burada rahatsız edecek, onları rahatsız eden konu insanların serbest dolaşımı. Ben şahsen daha o günlerde de insanların serbest dolaşımına 25 senelik bir derogasyon koyalım. Biz Türkiye'den insan size yollamayalım. 25 senede biz geri kalanını yaparsak siz bize geliriz diye düşünüyordum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani biz hukuk devleti kriterlerini getirelim, demokrasiyi getirelim, hakiki bir hukuk devleti olalım. Malların ve sermayenin serbest dolaşımını temin edelim. İnsanların dolaşımına ihtiyacımız bile kalmayacak. Evet. Siz inanıyor muydunuz Avrupa Birliği'ne gideceğim? Yani şöyle, ben o sıralarda çok aktif bir gazeteciydim. Yani Avrupa, Türkiye'yi içimize alırsak nasıl bir Avrupa olur konusunu tartışırken o tartışmanın tarafıydım ben. Çeşitli ülkelerde yapılan toplantılara davetleri üzerine gidip kendi görüşlerimi açıkladım. Şimdi orada en fazla benim dikkatimi çeken bizim tarihsel olarak yani Avrupa Birliği ile 1960'larda başlamış olan ilişkimizde hep sanki Avrupa Birliği üyesi olacakmışız gibi bu konuya yaklaştığımız ama asla sonunda üyeliği bizim aklımızdan bile geçirmediğimiz, buna karşılık Avrupalıların da sanki bizi içlerine alacakmış gibi davrandıkları ama kendi akıllarından bunu geçirmedikleri bu eleştirimi hemen hemen her ortamda yabancılara karşı kullandım ben. Bu miş gibi olan bana atfedilerek başka yerlerde de kullanılmıştır o sırada. Şimdi böyleydi realite. Ama bizim de amacımız neydi? Gerçekten Avrupa Birliği üyesi olmamızdı. Yani üyelik istiyorduk biz. Ama şunu soruyorum. Bunu söyleyeceğim şimdi. Mi? Alacaklar meselesine geliyoruz. Şimdi niye almasınlar Türkiye'yi? İki sebep var. Birincisi Emin Bey'in söylediği, yani birdenbire kapılarımızı açınca herkesin Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılacağı, oranın işte Türklerle dolacağı. En son biliyorsunuz Brexit'le referandumuna giderken İngiltere'de muhalefet yani Brexit'i olsun isteyenler Türkiye'den şu kadar insan gelecek diye bunu olmayacağımız halde, olmayacağımız çok açık ortaya çıktığı halde propaganda vesilesi bile yapabildiler. Düşünün birkaç yıl önce. Birincisi bu. Yani insanlarımız oraya gidecek. Ben buna bir de hiçbir zaman inanmadım. Ben bizim gerçekten insanlarımızın Avrupa Birliği üyesi olmuş bir Türkiye'de yaşamayı tercih edeceklerini, Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gitmek, orada işçi olmak yerine kesinlikle Türkiye'de bu işin çok daha başarılı olacağını, dolayısıyla oraya gitmeyeceğini düşünüyordum ve bunu da dediğim o platformlarında hep açıkça söyledim. İkinci neydi sorun? Din farkı. Din farkı. Yani Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman hepsi Hristiyan olan, değişik Hristiyan şeylerinden olabilirler, eğilimlerinden olabilirler. Ama hepsi Hristiyan. Bir tek Türkiye Müslüman kimliğiyle onun içerisinde yer alacak mı? Bu ciddi olarak Avrupalıların zihninde olan bir şey. Haçlı seferlerinden beri unutmadıkları. Yani Türk denilince bakın daha Avrupa'nın bütün eski 100 yıl öncesine kadarki literatürüne Türk aslında Müslüman demek. Yani hep Türkler için kullanılan bir sıfat değil Türk Avrupa'nın zihninde. Türk deyince Müslüman anlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi onlar için genel olarak pek kabul edilebilir bir şey gibi değil. Ama bu
Türkiye tarafından lehine çevrilebilecek de bir unsur aslında. Doğru. Eğer siz, hani birileri şimdi çok ısrarla ya dinler arası diyalog bilmem ne filan bunlara karşı çıkıyorlar. Aslında dünya için en ideal projelerden bir tanesidir dinler arası. Yani dinlerin getirdiği taassubun çatışmaya dönmesi çok kolay oluyor. Tarihe baktığınızda bunu görüyorsunuz. Sadece Müslümanlarla Hristiyanlar arasında değil, Hristiyanların kendi fraksiyonları arasında da 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları yaşadı Avrupa. Dolayısıyla siz bunu Avrupalıya anlattığınızda, kardeşim bunu ortadan kaldırmak istiyor musunuz? Aranızda bir de Müslüman ülke olması lazım. Bu ancak Türkiye olabilir. Yani diğer Müslüman ülkeleri de temsil edecek ama onlardan farklı bir ülke olarak Türkiye olabilir. Denildiğinde bunu hiç değilse karar merciinde olan Avrupalı anlayabiliyordu. Dolayısıyla da ben olabileceğine son noktaya kadar inandım. Bir şey daha söyleyeyim ben. Yani bu tartışmalarda da tarafımızı teşkil eden, konuştuğumuz, tartıştığımız insanlar bir süre sonra bu noktayı geldiler ve Türkiye'yi nasıl reddedeceklerinin gerekçelerini bulamamaya başladılar. Öyle derdine düştüler, doğru. Bulamamaya başladılar. O sırada biz geri çevirmeye başladık. Biz çark etmeye başladık. Ve bu tezlerin daha iyi tartışıldığı bir ortamı yaratabilseydik biz, bizi reddetmekte çok zorlanacaklardı. 2-3 tane zaten dosya kalmıştı. Onların açılmaması yine bizim kabahatimizdir. Onları niye açamadık? Çünkü işte ihale yasalarını biz şeffaflık istemedik değiştirmeyi. Efendim bağımsızlık diyerek bir takım şeylerimizi engelledik. Özgürlükler deyince bizim de kendi sınırlarımız var demeye başladık. Dolayısıyla o dosyalar orada kaldı. Yunanistan ve Rum kesiminin koyduğu bütün şeyler geçerli hale gelmeye başladı karşımızda. Ama önce biz camiye başladık bundan. Biz geri adım atmaya başladık. Dolayısıyla rahatladılar. Yani Türkiye olur mu olmaz mı da olabilire gelmiş olanlar tekrar olmaz demeye başladılar. Onun için yani ben şahsen buna inananlardandım. Belki çok azınlıktık biz. Avrupa Birliği üyesi olabileceğine Türkiye'nin olması. Ama netice itibariyle olamayacak diyenlerin tezi sonunda kazanmış oldu. Geçmişte hep şöyle söylenirdi. Avrupa Birliği bizi alır ama aldığına dağılmış olur. Brexit'i buna bağlar mısınız? Şimdi Brexit ayrı bir olay. Yani İngilizler zaten şeyin içerisinde hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin içerisinde diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi olmadılar. Yani siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesine aldığınız Schengen vizesiyle gidebilirken İngiltere dedi ki hayır ben Avrupa Birliği üyesiyim ama benim için özel vize alacaksın. Parasında her gittim. Ülkeye gittiğinizde euroyu kullanabildiğiniz halde cebinizde euro olduğu zaman Avrupa'nın herhangi bir yerinde alışveriş edebiliyordunuz. Ama İngiltere'ye gittiğinizde pound alacaksınız. Pound'la ancak alışveriş edersiniz. Evet. Dolayısıyla İngiltere böyle bir ülkeydi. Brexit onu tam yarıdan böldüler zaten. Yani Brexit %100'de kazanmadı. %60'da bile kazanmadı. %50'nin biraz üzerinde kazandı. Tersi de olabilirdi yani. Muhalefetin adayı Sayın Kılıçdaroğlu mu olacak? Bu helalleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir saati doldurduk. Çok kısa cevap alırsam sizin adınıza sevinirim. İki cümleyle söyleyeyim de gelecek programda inşallah yaparsak açarız. Helalleşme çok büyük bir proje, çok önemli bir proje. Türkiye'deki 3-4 tane çok önemli fay hattının bir diyalog ortamı içine sokulmasının ilk adımı olarak görüyorum. Nasıl yürütüleceğini göreceğiz. Kılıçdaroğlu, yani hayatının en önemli işine başladı Kılıçdaroğlu. Ne kadar götürebilir bilmem. Çok önemli bir iddia çünkü. Bu helalleşme yüzyıllarca ortaya çıkmış bazı fay hatlarının diyalog içinde çözülmesini getiriyor ki her taraftan dünyanın gürültüsünü koparttı. Normaldir. Bu gürültü kopacaktır. Bu işler 6 ayda, 1 senede, 2 senede bitmez. Yani bu bir nesillik bir mücadelenin içine giriyor. İnşallah başarılı olur. Aday mı? Bu projeyi yapacaksa siyasetin dışında bir fonksiyon da alması gerekir. Şu anda aday olmak istediğini, çok istediğini görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Yani bu tespit var. Ama aday olup olmayacağını seçim kararı açıklanana kadar kesin olarak bilme imkanımız yok. Sizce? Adaylarımı soruyorsunuz. Helalleşmeyi mi? Helalleşmeyi için birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra geçeyim. Helalleşme ciddi bir proje. Önemli bir proje. Türk, yani bir CHP'nin projesi gibi görünse bile aslında Türkiye'yi rahatlatacak bir çok proje. Doğru.
CHP'yi aşan bir proje şu anda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmış, CHP'yi bağlayıcı olmasına rağmen onu çok aşmış olan bir proje. Şu anda belki tartışmanın tarafı olan insanların bile idrak edemeyeceği kadar toplumda bir yansımasının mutlaka olduğunu düşünüyorum ben. Her yerde konuşulduğunu, tartışıldığını, CHP'lilerle CHP'li olmayanların bir arada bulundukları hangi mekanlar varsa orada bunun olması gerektiği gibi tartışıldığını ve olumlu karşılandığını düşünüyorum. O bakımdan kendisini de tebrik etmek isterim. Kılıçdaroğlu böyle bir atılımı CHP'nin o bildiğik taassubuna rağmen gerçekleştirerek gerçekten bir liderlik belki sınavını vermiş oldu. Kendisi aday olur mu? Olacağı benziyor şu andaki durum. Onu gösteriyor. Yani her şey baktığınız zaman Kılıçdaroğlu ben adayım demedi ama sanki der gibi davranıyor. Ben inşallah olmaz diyorum. Neden? Yani çok açık bir şekilde söylüyorum. Çünkü toplumda eğer sadece Erbakan'ın gitmesi gibi bir projeye dönüşürse bu iş ve Kılıçdaroğlu bunun ön safında yer alan bir insan olarak yer alırsa bunun onun istediği şekilde sonuçlanmayabileceğini de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani neticede Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu bundan yarar alarak çıkacaktır ve kazanma ihtimali olan muhalefetin kazanma ihtimalini zayıflatacaktır. CHP'nin liderinin CHP'li olmayanlardan alabileceği oyların çok sınırlı olduğunu İstanbul'un ikinci seçiminde gördük. Yani neticede birileri verdi oy Ekrem Bey'e ama İmamoğlu'na. Ama ne kadardı o? Ancak işte sınırlı bir sayıdaydı. O sınırlı oranda yine gidecektir ama o yetmeyecektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına bir parça daha belki oy katabilecektir bu. Ama diğer partilerden yani o muhalefetin diğer partilerinden oyların karşı tarafa gitmesi daha kolaylaşacaktır. O bakımdan bu hesapları yapacaklarını düşünüyorum ben. Neticede bulabilecekleri en ideal adayın karşı taraftan oy alabilecek. Yani sadece buradan değil. %40 civarında bir oy şu anda var muhalefette. Bugün seçim olsa muhalefet alabileceği oyun %40'ın biraz üzerinde alabileceği belli. HDP hariç konuşuyorsunuz. HDP hariç konuşuyorum. HDP eklenirse işte ama HDP'den de onun adayına oyun gelebilmesi için ve buradaki oyların da karşı tarafa kaçmaması için, kaçabilecek oyların da hesaba katılması için karşı taraftan bu tarafa gelecek oylar değer taşıyor. Bunu sağlayacak tarzda bir aday çıkarmaları lazım. Öyle bir adayda herhalde buluşacaklardır. Bunun için Temel Karamollaoğlu zaten Kılıçdaroğlu ismi telaffuz edildikten sonra da hala bir ortak aday çıkarmamız lazım diye bastırıyor. Bunu sağlayacak şekilde bir ortak noktaya ulaşırlarsa onun daha sağlıklı bir seçim o zaman doğuracağını düşünüyorum. Gelecek program yaparsak muhalefetin adayı kim olmalıyı tartışırız uzun tartışırız. Her zaman tartışacağız. Son soru evet. Çok kısa. Metin Külünk 5 saatte Atina'ya gireriz dedi. Ne diyorsunuz? Herhalde uçaktan gidecek. Daha yakın yani buradan karayolundan da gidersek Selanik'e 5 saatte varırız herhalde.